Selamun Aleyküm değerli abiler kardeşler arkadaşlarım ee, öncelikle inşallah iyisinizdir bugün hani videomun başından da görmüşsünüzdür hep sorulan sorulardan birini cevaplamak istiyorum net bir cevap yok YouTube'da ve Facebook'ta ya da herhangi bir yerde ee, bütün herkes e, savuşturuyor diyeyim ama bunlardan önce size iki tane güzel insan tanıtacağım ve YouTube kanallarını aşağıya koyacağım. ...bir Fatih abimizin, Fatih Aydın abimizin... ...zaten çoğu beni takip eden insanların tanıdığı... ...bir de Onur kardeşimiz var... bar ve Sanat sayfası... ...bunu iki kanalda aşağıya bırakacağım... ...bunlara abone olursanız... ...abone olursanız ne mi olur? Çok fazla şey kazanırsınız... ...ben genellikle iki kanalında abonesiyim... ...iki kanalı da çok yakından takip ediyorum... ...gerçekten birbirlerinden güzel şeyler paylaşıyorlar... ...Fatih abimiz genellikle tespih aldığında... ...kargodan gelip... ...açılımına kadar her şeyini tanıtıyor... Keribar ve Sanat Onur kardeşimiz tespihin yapılımını anlatıyor. Hani yapılışını anlatıyor. Böyle bir sayfa bulamazsınız. Hani böyle bir sayfalar bulamazsınız. Gitgide gide büyüyoruz. Yani i̇nşallah onların da büyümesini isterim. Çünkü izlerken keyif alıyorum. Tespihlerini, tanıtışlarını, her şeyini izlerken keyif alıyorum. Sizlerin de destek olmanızı çok ama çok isterim. Onlara da destek olun. Onlar da büyüsün. Sonuçta bir aileyiz. Burada gördüğünüz üzere bazı tespih çeşitlerim var. Tespih hangi sürede renk alır ya da tesbih nasıl renk alır? Tesbih renk alır mı? Bunları genellikle hepiniz merak ediyorsunuz. Ee, sağda solda soruyorsunuz ve herkesin verdiği farklı bir cevap var. Öncelikle burada ağaç tespitlerden başlamak istiyorum. Mesela fiber. Yani ağaç demeyeyim de ya, fiber de ağaç değil ama oltu şey. Kuka, fiber yılan ağacı peleseng ondan sonra daha bir sürü adını sayamadığım, zikredemediğim tespih türleri, ağaçtan olan tespih türleri. Bunların renk alış süreci şöyle söyleyeyim. Elinizle çekmeye başladığınızda yağla çekerseniz ortalama 10-15 gün içerisinde renk almaya başlayıp devam eder. İlerleyen zamanda koyu bir renk olur. Çünkü bunlar ağaç olduğu için. Bunların satılışına inanabilirsiniz. Hani 10-15 gün içerisinde orijinal bir kuka, fiber, yılan ağacı ya da diğer şeyler renk almaya başlar. Tamam belki yılan ağacı falan böyle çok kuka gibi bir renk almasa bile ama yine renk almaya başlar. Ağaçlıların hepsi renk almaya başlar. Ee, şöyle sıkma keribarları geçmek istiyorum. Sıkma keribarları hani satan ustalar diyor ki genellikle abicim bir aya renk alır, abicim iki ikiye renk alır. Biraz da şu tespih işi şans işidir. Bunu aldığınız zaman da hani renk alacak diye almamanız gerekir. Çünkü hani aa bu renk alırsa şöyle güzel olur böyle güzel olur. Ben ne tespiller gördüm ortalama 1-2 ay içerisinde renk almaya başladı. Ne tespiller gördüm ki 5-6 senede anca renk almaya başladığını. Çünkü biz halimizde en az her birimizin elinde en az çok sağlam yani fazla tespih var. 40 tane 50 tane 100 tane tespih var. Ve bunların her birini her gün böyle doya doya da 1 ay 2 ay gibi müddette de kullanmıyoruz. Değiştire değiştire kullandığımız için bunların renk alışı Zamanla böyle hani uzuyor süreci diyebilirim. Ee, tabii esnaflar der 15 gün içerisinde renk alma, 20 gün içerisinde renk alma garantili ya da hemen renk ve koku alma garantili falan diye bahsederler. Hani şöyle söyleyeyim genellikle orijinal bir tespih hemen öyle hızlı hızlı renk almaz. Çünkü Osmanlı'yla bizim normal sıkma ve ateş keribarlarımızı ayıran özelliği Osmanlı'nın kolay ve çabuk renk alması, durduğu yerde renk alması. Ama normal bildiğiniz ateş var mesela şu da ateş var. Şu da ateş keri var. İkisi de ateş keri var. Ee, bu arada bunların arasında da fark çekici. Yani bir video çekmeyi düşünüyorum. Ateş keri var nedir? Sıkma keri var nedir olarak bir video çekmek istiyorum. Şimdi şu ikisi de ateş. Ama şu Osmanlı bu normal. Zamanında şu gördüğünüz Osmanlı'da şu renklerden bir tık daha koyuydu. Ee, fazla da kullanamadım bunu. Kendiliğinden renk almaya başladı. Çok az bir şey de kullandım. Ama şu ateşi ben devamlı kullandım. Videolarımda da söylemişimdir. Şöyle devamlı kullandım ama renk alışı yok diyebilirim. Yok seviyede renk alışı var. tabi normal bir sıkma keribara göre şöyle bir sıkma keribara göre ateş var daha hızlı renk alıyor. Ama hangi sürede? Şimdi net bir süre istiyorlar. Bana internetten hani Instagram'dan, Whatsapp'tan videoda fotoğraf gönderen insanlar net bir şey istiyor. Abi kaç ay renk alır? Ya bunu gerçekten söyleyebilecek bir insan varsa gelsin ben bile elini öperim diyeyim size gerisini siz anlayın. Tabi satmak isteyen ustalar demiyorum. Satmak isteyen esnaflar tabi hemen size diyor. Abicim bir aya renk alır. Abicim iki aya renk alır. Abicim hemen renk almaya başlar. O oldu ben tespih alayım hop elimi sürdüm renk almaya başlasın. Bunlar yalandır. Buna çözüm bir nokta koymak istiyorum. Tespihin tesbihin ne zaman ya da hangi sürede renk alacağı şans işidir. Bazı sıkma barlar ve ateş keribarlar var. Genellikle yani renk de almıyorlar. Renk de atmıyorlar. Bu yüzden tespih alırken nasıl renk alır ya da nasıl karartırım falan diye değil de şekli onu görüntüsü ne kadar güzel ne kadar düzgün diye almanızı sizlere öneririm. Zaten bu takip edin dediğim sayfalarda da bunları önerecekler size. Aldıkları tespitleri ya de yaptıkları tespitleri gördüğünüz zaman da gerçekten hani içiniz açılacak, şevkiniz açılacak diyeyim. Ben bu ara durdurmuştum kendimi tekrardan devam edeceğim. Tespih alımına mesela şöyle bir arabiyim vardı. Bunların gelişini zaten beni devamlı takip eden insanlar çok net bir şekilde bilirler. Şunun güzelliğine bak ya. Yarabbim yaratıyor. Şöyle bir de Majok oyun taşına gelmek istiyorum. Majok oyun taşının renk alış sürecini söylemek istiyorum. Ee, bu da piyasada çok dönüyor. Ee, şimdi Majok genellikle hani renk almış bir şekilde ustalar yapıyor. Neredeydi bu? Şurada. Şöyle bir rengi var. Bunu yontarak tarak e, bu rengi yapıyorlar. Şöyle beyazlatıyorlar. Bunu da zamanla çektiğim süreci değil. Ortamın pisliğiyle, sigara pisliğiyle ya da elinizin pisliğiyle tekrardan böyle bu renkleri alır. Bu renkleri aldıktan sonra tıraşlatmak gerekir ya da saklamak gerekir. Hani bildiğiniz elinizdeki mikrobu falan topluyor. Mahjong'u öneririm. Eskideki oyun taşları bekleye bekleye tabii renk almış zamanla. Benim şu tespimi de mesela ilk videolarımdan bulabilirsiniz gelen ek videolarımda de, hani 20. 30. videolarımdan şu tespihi bulabilirsiniz. Bu tespih epey bir açık renkteydi. Bekleye ve Bazı arkadaşlarımız var tespihin çok çabuk renk alması için duvara mesela asıyorlar ya da vitrine tespihlerini şöyle şöyle dik bir şekilde asıyorlar. Böyle bir ısıtıcı tutuyorlar bunlara. UFO tarzı hem ışık veren hem de ısı veren bir ısıtıcı tutuyor. Bunlar da ısıyı gördükçe renk almaya başlıyorlar. O zaman tabii şu cilaları bu kadar parlak olmuyor tabii ki. Şöyle göstereyim cilaları tam parlak olmuyor. Hani burada dikkat etmeniz gereken şeyi bana genellikle soruyorsunuz abi bu hangi günde renk alır abi bu kaç günde renk alır falan diye. Hani bir tespih alırken renk almasına bakmayın derim ben yine e, alıp almamak size kalmış. E, esnaf malını satmak ister. Esnaf malını satarken de abartmak ister. Hemen renk alır, hemen şöyle olur, hemen böyle olur diye. Kılıç tespitçilikten ben alışveriş yaptığımda bunu görmedim. Bazı tespitçi ustalarında bunu görmedim. Adamlar renk almasından ziyade biraz daha usta işi olmasına, biraz daha malzemenin, hamurunun kaliteli olmasına önem gösteriyor. Şu tespit mesela şöyle göstereyim. Bir seneye yakındır bende abajur altı bir seneye yakındır bende. Ama öyle ahım şahım ya tabii renk aldı ama böyle ahım şahım gözle görülecek bir şekilde aşırı gözle belirgin olacak bir şekilde renk almadı. E şimdi bizim şimdi gençlerimiz genellikle şunu istiyorlar sabırsızlar. Ben tesbihi alayım bir ay kullanayım hemen renk almaya başlasın eski diye bunu satayım ya da eski diye bunu tanıtayım diye bir moda girmiştiğimiz var tabii herkes üzerine alınmasın bazı arkadaşlarımız alınsın çünkü bana genellikle mesaj atıyorlar abi aldım bak bir ayı kararttım şöyle yaptım böyle yaptım ya da çamaşır suyuna falan atıyorlar cilası gidiyor. Yani bunları yapmaktansa dediğim gibi benim tespih koleksiyonumda hiçbirini renk alsın diye almadım. Kukalarım haricinde hiçbir tespihimi renk alsın diye almadım. Bütün tespihlerimi hoşuma gittiği için görüntüsü ve şekli hoşuma gittiği için aldım. Belki renk renk almaya başlasa o kadar çok hoşuma gitmeyecek ve bir hediye edeceğim ya da farklı işler yapacağım diyebilirim ya Burada bu video hani renk alma videosu ıı, böyle 10-15 video çıkar bundan. Ben şu an aklıma gelenleri size bu kadar anlatmak istedim. devamında da yavaşça aklımıza geldikçe sizlere anlatmak isterim. Bu videoda bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.